Bakmadan duramıyorum. Başlıyor. Merhaba Zeki ben. Karşımda Metin var. Hoş geldin. Hoş buldum. Metin Akpınar taklidi yapamadım ya. Bakmadan ee, duramıyorum dasınız. kuşak Z için söylüyoruz. Zeki Alasya ve Metin Akpınar sizleri yok canım. Şey, biri öldü biri yaşıyor da. Evet. Eskilerin komedyenleri Laurel, Hardi daha da eskiye gidiyorum ki Herkesin kafası <laughs> karışsın her şey Efendim Yasaklar diye bir Oyunları vardı çok uzun süre Hatta kapalı gişe oynamış Hı -hı. bir oyundu Ben onları tiyatroda izlemeye Nail ee, olamadın mı? Ya aslında İzmir Fuar'da izledim de çok hmm. küçüktüm. Hmm. Onları izlediğimi hatırlıyorum ama ne izlediğimi hatırlamıyorum. Ama tabii Makul. sonra video kasetler, VHS'ler, Betamax'ler, hmm. ondan sonra DVD'leri çıkmadı bildiğim kadarıyla belki de vardır. Hmm. Yasaklar ama YouTube'da var. Buyurun açın izleyin. Benim de Adile Naşit an öyle bir anım biliyor musun? Sonra de izledim. Ha. E, şan yanmadan önce ama işte 3 yaşında mıyım 4 yaşında mıyım dayım bir götürmüş falan. Ya hiçbir şey hatırlamıyorum ya çok acıklı. Benim öyle 6 aylık bebekken Arda Pekkan konserine gitmiştim. <laughs> ne var. Şey İzmir'de fuarda kadın gece 2'de sahne alıyor. Bizimkilere de helal <laughs> olsun abi bak şu anda bugün İstanbul'da insanların çocuğu olsun 5 yaşına gelmeden karşıya geçmiyorlar. Hmm. 100 yani var. Anadolu yakasına ya da işte Avrupa ha. yakasına Ben çocuklar caddeden karşıdan karşıya geçmiyor Yok. zannettim. Ha, tamam. Aldo, e, Happy Pride? Ay evet, Pride ayındayız. Gerçekten öyle tam bunun üzerine Zeki Metin Pride derken yasaklar değil mi? Ne yani, güzel yapıştı. arkadaşlar bakın bütün bunlar hep bizim ne kadar zeki insanlar olduğumuzu ne gösteriyor. Ne kadar metin nasıl, olduğumuzu. <laughs> aynı zamanda da nasıl konuları birbirine bağlıyoruz. Değil mi ya? Vallahi Biz gerçekten de mi ya. Akıl küpleri. <laughs> Pride ayındayız. Hı, -hı. Kutlu olsun. Hı hı. Şenliklerle geçecek bir ay hı hı. gönüllerimizde. Aynen Neden? Öyle. Çünkü. <laughs> çünkü dışarıda coşmak, yok. kuşa bayrağıyla falan takılmak. Yasa hemşerim şey, yasa. Hamenna değildi. Neydi o? Hamenna da değil. Başka bir şey. şey. Hafızan Allah. Gibi olabilir. Olabilir. Alim Allah. O da belki. Ayşe güzel, şarkısı, şarkı. güzel şarkı. Aa. Bu arada e, senle görüşmediğimiz süre içerisinde Emel Müftüoğlu'nun üstünü Çizmiş bulundum. Ya bana onu yüzüme anlatacaktın anlatmadın burada anlattın. <laughs> Yüzüne anlatacaktım. Ya şöyle oldu bu Armağan Çağlayan'ın programında Emel Müftüoğlu vardı. Hı -hı. Böyle hayatını izletiyor belgesel olarak. Hı -hı. Böyle bir formatı daha var Armağan Çağlayan'ın. Emel Müftüoğlu'nun hayatı e, konu edilen videoda Emel Müftüoğlu'nun efsane klipleri de Hı -hı. konuşuldu. Gerçekten, Faka Bastın. Faka bastığına başlıyor. E, Hovarda. Sonra Hovarda'nın klibi. Şeyi hatırla, bir gül bıraktım gün batımı suya. Neydi o şarkı? Hmm, Rastgele. Hı, okay. ...çok okay. Sinan klipti. Hı -hı. Ama tabi Emel Müftüoğlu'nun en olay yaratan ve aslında kişi olarak bizim kalbimizde de taht kurmasını Hı -hı. sağlayan klip ...Korkuyorum'du... Evet. ...İknur Bozkurt, Türkiye'nin ilk ve tek lezbiyen klibi. Hı -hı. Bu çok cesurca bir şeydi 90'larda böyle Bozkurt bir şey. değil var. mi? Türkiye'nin ilk ve tek lezbiyen klibi. <laughs> <laughs> Öyle mi demiş gibi <gülüyor> oldu? Öyle dedin gibi oldu. Tamam Korkuyorum'un klibi çok da güzel şarkı Haruncuğumuz rahmetli buradan Hı -hı. sevgiler Hı -hı. Harun Kolçak şarkısı. Efendim işte bu konuşulurken arada durdurulup üzerine konuşuluyor ee, aslında o klipte bir erkek oynayacakmış. Hı -hı. Fakat o erkek partner olacak kişi o gün gelmemiş sete. Evet. Emel Müftüoğlu'nun da yanında yakın arkadaşı İknur Bozkurt varmış. Tamam. Yönetmen demiş ki böyle yapalım Emel Hı -hı. demiş ki yapmayalım yanlış anlaşılır. Hmm. Olsun demiş, yapalım, anlaşılsın yönetmen. Bu oh, klip bravo. yapılıyor, Yer Gök efendim iniyor, oynuyor falan. Emel Müftüoğlu dedi ki ben bugünkü aklım olsa asla böyle bir şey yapmazdım. Hı -hı. Allah'tan o zaman sosyal medya yoktu. Beni ne yaparlardı kim bilir diye. Şimdi var Emel Hanım. Şimdi var ve hazırsanız arkadaşlar <gülüyor> 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 Emel Müftüoğlu'na e ayında linç geliyor. <laughs> Meğer hakkı olan linç buymuş Emel Hanım'ın. Ee, o kaliple ilgili ilk söyleme o değil aslında. Senelerdir yapıyor Emel bunu. Hmm, değiştiriyor hmm. mu bir öyle bir böyle yo, yo. mi diyor? Aslında sabit bir şekilde. İlkinde mesela hayır öyle bir şey yok. Orada lezbiyen bir ilişki anlatılmıyor. İşte ya orada bir ben onları su kaçırmışım. Su bilmem ne falan filan. Böyle bir dans sözlüğü hep olmuştu ama. Hmm. Ben hani sen üstünü çizmişsin ya ben böyle şey yapmıştım. Hı, <laughs> Seni kim dinliyor ki? <laughs> ben dinliyordum Erdem. Ya ha dinlememesine öyle mi? Ben Spotify'da sanatçı engelliyorum biliyor musun? Bilmez miyim? Hı. Çünkü mesela yola çıktığımızda sevgili dinleyiciler Erdem'in telefonunu alıyorum Spotify'da. Şunu Hı -hı. çalacağım bunu çalacağım. Hı -hı. Yok diyorum ki Spotify'da ha. bu insanın nasıl şarkısı ben onu engelledim. Hıncımı <laughs> <laughs> böyle alıyorum. Gerçekten kendi küçük protestolarımızla Hakikaten. küçük tatminlerimizi yaşıyoruz. Onları yasakladım. İyi yaptın. Onca canımıza değilsin. Ya şu iktidar bize verseler neler olacak? Ne şu ülkede oyunu var <gülüyor> gerçekten. <laughs> yasah hemşerim yasah isimli bölümdeyiz sevgili hı. dinleyiciler. Dünyanın işte türlü ülkelerinde bugüne kadar konmuş enteresan yasaklara bakacağız birlikte. Hı. Aynen öyle. Çok da güzel bir listemiz var. Mesela şu anda biz e, İsviçre'de olsaydık. Hı hı. Akşam kaydı yaptığımız saat 22:42. Evet. Ee, bu saatte hafızan Allah. Birimiz tuvalete girsek olduğu e? gibi bırakmak zorunda kalacaktık çünkü Hı. sifon çekmek yasakmış akşam ondan sonra. Wow. E ne yapıyoruz wow. o zaman bir şeyimiz var. Ee, ona göre ayarlıyorduk herhalde biyolojik saatte. Ona bırakacaksın o zaman. Ya da bırakacaksın. Ay kötü olur e be. Ne ya? Of, sabaha ne hale gelir. Tövbe estağfurullah. <laughs> Çok kötüymüş. Ya hafızalarınıza böyle bir şey sokmak istemezdim ama e, Tayland'da Hı. paranın üstüne basmak yasakmış. E, ülke şey üzerinde kralın fotoğrafı olduğu için bu büyük bir cezaymış. Hemen şu an bu yasağı çiğneyebiliriz. Ben de Tayland parası Aa, var. Gerçekten evet, mi? Evet, üzerinde de kralın resmi var. Basalım Gerçekmiş mı? yani. <laughs> gerçekten orada şey vermişti bir arkadaşım. Hı, -hı. özel seri o sene basılmış. Aa. Yani gittiğim yıl basılmış ve kralın resmi işte güncel resmi Hı -hı -hı -hı. basılmış falan. Getireyim mi basalım mı üstüne? Bu seni mi kıracağız be? <laughs> Valla istersen buruşturup Elimiz atalım. geçecek bir <laughs> de <öte yanda. gülüyor> bir de düşündüm hakikaten şimdi onu. Yani, o oh, pardon. Ee, orada kral oldun ama... Hı, bak burada ne haldesin şey yapalım mı etiketleyelim mi <gülüyor> <gülüyor> Penisilvanya'da Buzdolabının kapısı açıkken yani önünde uyumak Hı -hı. yasakmış. Ve bir tane daha varmış. O şimdi o listeye Ben de bakıyorum banyoda şarkı söylemek aynı zamanda. Mesela. Mesela artık bunların hepsi FETÖ'nün derdi. Bu banyoda şarkı söylemek meselesi Hı -hı. E, Nihat Atipoğlu ile bu Ramazan'da tekrar gündeme geldi. Öyle mi? Hı -hı. E, şey dinleyicilerden ya da işte o kim deniyorsa onlara. Ee, soruculardan ha, soru soran işte. insanlar ha. soruculardan biri çıkıp işte banyoda şarkı söylemenin günah olup olmadığını sordu. Nihat Bey de günah dedi. Aa. Evet. E o zaman yani demek ki burada FETÖ'nün bir etkisi var kendisi orada yaşıyor. As Hı. Herhalde böyle orada yavaş yavaş kılcal damarlara girmeye başladı reis yani. Okey. Sonra e, Kanada'da margarinin rengi tereyağıyla karıştırılmasın diye Sarı olmayacakmış Bu yasakmış hmm. Enteresan ya İnsanlara acaba şey mi geliyor ya? Çok böyle derdüstü muradüstüyüz Her şeyimiz de çok yolunda İnsanları darlayacak bir şey Bulmamız lazım Yani sıkıntısı Düşünce küçülüyor, özgürlüğü değil mi? desen var Hı. İnsan hakları desen Gayri var Gayri safi milli halslığa desen Hayvan hakları keza öyle ya. E Bizim insanları bir yerden darlamamız lazım Evet bu niye bu margarin değil Pardon Hı -hı. tam tersi Evet. Pardon bu tereyağı değil. Bu niye sarı? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Margarin. Gerçekten <laughs> ya. Çin'de yaya geçidinde durmanın cezası 5 yuanmış. Hı. Bu 5 yuan bana hiçbir şey ifade etmedi. Yani 5 yuanım varsa giderim ben orada dururum. Yani şey bak beni de ayar ediyor bu arada gerçekten. Yani yaya ben yayaysam ee, yaya geçidinde duran insanları niye mesela yaya geçidinde neden duruyorsunuz? Evet bu şey çözülemeyen paradokslardan bir tanesi. Metro kullandığım zamanlarda e, yani şimdi artık güzergahıma uymadığı için kullanmıyorum. Böyle çok ciddi soru işaretleri oluyordu kafamda. Mesela e, 1 lira 10 kuruştu. Hı hı. Benim 1 lira 10 kuruşum hep böyle elimdedir yani o sıraya girdiğim zaman. Tamam. Uzun bir sıra bekliyorsun gişeye geliyorsun. Senin daha çantanda cüzdanı bulmaya çalışmak aklına yeni geliyor. Gerçekten öyle. Sana yapılacak şey mi ya? Aha. Sen İzmir'den çıkınca ev, evinin anahtarını eline alırsın. <gülüyor> 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 Gerçekten sana yapılacak şey Hiç değil. Bana yani. bana yapılacak şey değil. Kenara da çekilmiyor. Uzun süre bekliyorsun onlar Gerçekten öyle. Yani. Bak bu şey güzel. İsrail'de e, yayın yapıyorsanız tabii ki bu yayının legal bir yayın olması gerekiyor. Illegal yayın Tabii ki adı üstünde. İllegal ve yasak dolayısıyla. Beş sene boyunca kardeş yakalamazsan ha. artık sana dokunmuyorlarmış yani. Artık. O senin yayının legalleşiyormuş. Aa çok iyiymiş. Bence Bu çok şey iyi. gibi hani bir ülkede beş sene kalırsan vatandaşlık alıyorsun ya. bir şekilde oturma ya. aldım falan filan. E, iyiymiş <laughs> Çok iyi. O zaman biz beşinci yılımızda İsrail'e bir göz kırpalım ufaktan. Kıps. Yakalanmadık. Be beş sene Yakalanmadık. Biz yayın yapıyoruz. Hiç bizi yakalamadınız. <laughs> E, lise zamanlarında benim e, bu şimdi 93 senesi yanlış hatırlamıyorsam radyolar yasaklandı. Hatırlıyorum. Hı -hı. O zaman şöyle bir protesto olmuştu. Siyah kurdele evet, takılıyordu. Ya, Taksi, tabii taksicilerin ben. falan antenlerine takılıyorlardı. Evet. Ben okula gidiyorum. Bu işte siyah kurdelem var falan. <laughs> ya, Çünkü radyoyla Tam da senin protesto ben. edeceğin ya, bir ya yapılacak yasa. şey mi yani? Ondan sonra e, bunu niye anlatıyordum Bir şey aklıma gel geldiydi. radyoları yasakladılar <laughs> tamam mı? O zaman da şöyle bir şey çıkmıştı. Küçük bir radyo vericisi alıp evde kurabiliyorsun. Şu zamanda yapabiliyorsun. Evet. Onu. Çok basit bir şey yani. Ben yaptım. Gerçekten. Bir odanın içerisinde radyo yayınım vardı. Yayınım. <laughs> radyo yayınım vardı. Yani Aa. kime yaptığımın önemi yok tabii. Anladım. Ama bir radyo yayıncılığım Peki. varmış. Benim de şimdi aklıma geldi. Hep yok dersin. Evet. Benim ya. de hiç mikrofon deneyimim yok dersin. Bunu Aa. gizlemişsin yıllardır. Peki şey Unutmuş tahminen yok. ne kadarlık bir alanda çekiyordur o senin kurduğun şey? Vallahi her fiyatına göre değişiyor canım. Anladım da seninki mesela yani. Ha işte. diyelim ki 200 250 metrekarelik yani sizin bir sokak alan gibi. Mesela. Evet. Belki üst kat komşum hmm. dinlerdi benim frekansımı yakalasaydı. Ya bayağı kendime playlist hazırlıyordum yani o yayın yapacağım geceler. Evet. İşte bir de kasetten çalıyorum yani evet. nereden evet. çalacağım? Yani uğraşa baksan ya. Ben Müthiş. gerçekten öyle. Evet. İtalya'da yumruk atmak yasakmış. Güzel. E Güzel yani aslında e, neden serbest ki zaten nerelerde? Burada şey durumu var. Mesela bu dövüşçüler var ya profesyonel. Hı -hı, hı -hı. Onların e, yumrukları seninkiyle benimkiyle aynı değil silah sayılıyor. Onun hı, profesyonel, öldürücü olduğu evet, için. Evet öldürücü olduğu için bayağı silah sayılıyor. Make sense. Aynen. E, yasalara göre Dubai'de Ramazan ayında iftardan önce yemek yemek... E, önce uyarıya daha sonra da hapis cezasına dönüşebilir Hı. deniyor. Bu Dubai'de çok ciddi bir çifte standart var, var. biliyorsun. Yani, Turist sen her şeyi yapabiliyorsun. Bana bir yeri hatırlattı. Ben de dedim bir tanıdık geldi ama herhalde başka bir ülke içinde bunu duymuş olabiliriz. Olabilir. Biz. Hani böyle turistler denize giriyor. Doğru. Vatandaş giremiyor falan. Doğru. Sanki bir ülkede var gibiydi. Kesin. Evet olabilir. Yani şunu çok beğendim ben. Hı. Chicago'da. Nükleer silah üretmek, test etmek, bakımını yapmak ya da depolamak yasak. <laughs> Bulunduğu takdirde 500 dolar cezası var ya. Yani. Ama 500 dolar daha fazla tutar. Evet. <laughs> 500 dolar mı? 500 dolar cezası var. Evet yani ben buna inanamadım. Daha fazla olmalı. Hani 500 bin dolar da. De bence Değil mi 500 yani? milyon dolar falan olması lazım Doğru. nükleer silahtan bahsediyorsun. daha ben bir nükleer silah yapıyorsam 500 doları da veririm. Ya ne da, olacak yani her evet. defasında? Ya da bu gerçekten şey gibi. Hani mesela yumruğun silah sayılması gibi. Hı hı. Atıyorum evde hiç de öyle anca hı. salonun yarısına kadar yayılabilecek bir de. <laughs> İlginç. Manyaklık. Ee, sanırım bu eski. Hı. Londra'da salgın hastalığınız varken taksi durduramazsınız. Burada da durduramazsınız şu anda. Evet eski. Ee, yani burada da durduramazsınız derken tabii ki durdurabilirsiniz. Ee, bu hani ben Covid geçirdiğimde işte hayata vesaire uygulamasında. Hı -hı. işte evet. Gün gün beni takip ediyordu. Hastaların derecesi de yazıyordu. Haliyle dışarı çıkmam yasaktı. Hı -hı. Ama herhangi bir kontrol mekanizması ya tabii ki günlük kimse kimseyi kontrol edemez ama. Olmadığı için şimdi ben çıkıp taksi çevirebilirdim. Tabii. O dönem. Ama burada muhtemelen şey de var zaten. yani e, Bu dediğin gibi daha eski zamanlara evet. ait bir şey. Valla bravo adamlara. Doğru. Tebrik ediyoruz. Çünkü gerçekten bir şehre bir taksiden pandemi yayabilirsiniz yani. Aynen öyle. Vav. Wow. Peki Milano'da kamusal oranda samurtmak yasakmış. İlginç. Güzel. Biliyorum. Bu yasaktan muaf olan kişiler varmış. Heh, hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar. Ne kadar da aslında sana konulamayacaktım. Nokta <laughs> Aslında Ay. yani şey senin cenazelerdeki halini düşünürsek evet, arkadaşlar önceki bölümlerde aslında var. Aslında ben Kanka, muaf oluyorum. Dergi. Tabii tabii aynen baya senin muaf olabileceğin bir yasaktı Abi, yani. Çok iyi ya. Ee, ben şunu çok idrak edemedim mesela. Ee, Ohio'da sarhoşken balık yemek yasak. Hı hı. Ama balık yerken yavaş yavaş sarhoş olabiliyor musun mesela? Evet yani. ya yani mesela... Ben bu balığa başladığımda Aha. ağzıma bir damla iç, içki koymamıştım. İşte içki koymamıştı. önden balığı yiyorsun. Ha bitiriyorsun. Ee, balığın yanında ufak ufak başlıyorsun ama diyelim ki geldin sarhoşsun. Sen onun kılçığını mı yutacaksın, boğazını mı yırtacaksın? Yani Öyle Herhalde öyledir. Anladım. Peki bu da çok iyi bak Danimarka'da. Hmm. Ee, gördün mü? Arabanın altında. Biri olduğunu görüyorsan Evet Arabanı çalıştırmayacakmışsın Neden? Yani bu yasakmış Çünkü yasak <laughs> Çok mantıklı bir yasak Bence bizim ülkemizde de yasaklanmalı Yani çalıştırır mısın ya? Çalıştırmazsın da Ben bir homeless ezdim mesela Aa. Ha, Arabamın altında yaşıyormuş Nasıl ben ya? Ben onu fark etmedim <laughs> Yani dolap derede çalışıyorum o zaman. Tamam. Ee, eyvah polis. Gerçekten <laughs> ya bu kadar hızlı olmalarını kim beklerdi? Kapı çaldı. Homeless ezdim dediğin anda. Ha, ay. Ee, şöyle oldu. Şimdi duran iki tane arabanın arasına yerleşmiş yo. Yani ben atıyorum mesela sabah sekizde başlıyor. Hı. Gittim oraya yedi buçukta arabamı koydum falan. Akşam dört buçuk beş gibi falan ofisten çıkacağım. O iki arada bir derede sen benim arabanın yani şeyi arkasının altına hmm. yüksek biraz kıçı, altına böyle sofrasını kurmuş yatağını yapmış. Aa. Vallahi ya ben onu görmedim. Yani görmede görmekten de öte. Ben o onu... Nasıl öyle bir riski alabildi yani o Aa, çok ilginç. Çok iyiydi sarhoşluk konusunda hmm. ee, ve ben onu duymadım. Bir süre. Okay. Belli bir süre duydum mu da anlamadım. Anlamadın. Haliyle. Neyse çok şey yok bir yani şey öyle kan hiçbir bir şey yok. Ee, ama meğerse böyle şeyler oluyormuş gerçekten. Ya şimdi bununla ilgili şey söylemek istiyorum. Mesela arabanın altında biri varsa arabayı çalıştırmak yasak e yani herhalde bu, bu ne biçim yasak diye olabiliriz. Hı. Ama bu tip şeyler e, genelde böyle olaylar yaşandıktan, yaşandıktan sonra, sonra oluyor. oluyor. Yani biri bunu Hı -hı. yapıyor, bu bir daha yapılmasın diye onu yasaklıyorlar. Demek Doğru. ki bunu yapan insanlar olabiliyor diye. Aynen öyle. Eee Çin'in manyak Çin sanırım bu listenin Çin muhteşem. Gerçekten önde gelenlerinden gerçekten bir, bir tanesi Aslında demiş. bu listede e, yani Kore'nin de olmasını beklerdim değil ben. Mi? Neydi o? Ne, Bong Joon-ho muydu? Ha. Yoksa o bir yönetmen miydi? Kim kim kuduk? kim, kim kuduk? <laughs> O yönetti. <laughs> o Bong Joon-ho da yönetmen. Önemli değil. Neydi lan o adam? Kafasına olduğunu? tas geçirip saçını öyle kesen ha. adamdan bahsediyoruz. Evet evet. Ben yani şu anda hatırlayamayacağım muhtemelen. Tamam. Köfte bastı. Öyle mi diyorsun? <laughs> Ay, yok be şaka yaptım. Tamam. Şimdi demir yolunda öpüşmek yasak. Evet. Fransa'da yaşanıyormuş Fransa'da. bu. Hı -hı. Öpüşürken trenin geldiğini görmeyebilirsiniz. Yani evet çünkü hani böyle bir buhsecik var mesela diye bir de... Ama French kiss var bir de. Bir de oradan da uçtun gittin var yani artık gözün hiçbir şeyi görmüyor Müthiş bir evet şey abi, bunu niye demir yolunda çıldırmış yapmayın yasak ezilirsiniz çocuklar. Bu kadar basit. Ee, yine deli için nasıl ee, devlet izni olmadan reenkarnasyon yasakmış? Ya buna ben inanamadım. Bu ne demek? Yani bunu bence e, biri böyle bir yerden bir şeysi var o öyle yaptı ya yani bu biri gitti geldi kendini reenkarni etti başına bir şeyler geldi. Hı, -hı. Bir, bir arkasında bir travması olması lazım bu yasağı koyan kişinin. Reyhan karne olduğunu farkında olup mesela. Wow. Ha. Ha o o kişi o zaman. Yani bu yasağı getiren kişi bir şekilde hmm. bir yere gitti geldi bir şey oldu. Vay be. Yani bu iyi değil dedi yani. Fena değilmiş bu arada. Bak ikna oldum hemen. Ha. Yani biri gidip geldiyse. Evet. Ben de başvurayım o zaman. Tabii. Yani bir sonraki Reyhan karnem için. Ee, sizden izin alabilir miyim <laughs> Evet olabilir ee, miyim ben tekrar diye Aslında şey de yapabilirsin ya yani o insanı değerlendirip şeyden sen bir daha gelme Yeter Yani <laughs> 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 gelişin tamamlandı yani, yani çok da iyi şeyler yapmamışsın zaten ihtiyacı hmm. da yok bu gezegenin artık sana bak gene aldık ipleri elimize görüyor Hapbeten musun ha. otoriteler olarak Doğru sana gelse Reyhan karne. Ha, Talep bir bakarım diye. yani. Değil mi? Bir bakarım senin bir daha buraya gelmen. Hani daha önce ne hayrın dokundu. Ha, şimdi ne yaptın, kadar ne, ne yapsaydın. Aynen. Ona göre izin veririm ya da vermem. Bana da kimse karışamaz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bakalım çok fazla şey gayet. Ee, şey, Filipin'lerde Frank Sinatra My Way adlı şarkı yasakmış. Bu şarkının Filipinlerle ne alakası var demeyin. Şarkıyı dinleyen yani en az 10 Filipinli intihar etti o yüzden yasaklandı diyor. Bu 10 intihardan Filipinli'nin bir kere şarkıyı hiç, anlamadığını hiç anlamamış herhalde söyleyebiliriz. Sadece hani I did it my way deyip belki hepsi kendisi özgün bir tarz denemiş olabilir. Yani herkes kendi orijinal tarzıyla. Baya şimdi şey yap, ofansif şaka yapayım. Belki işte şey biraz hızlı ya da farklı söylersen işte I did it my way falan <laughs> işte bu akşam ölürüm demekmiş. <gülüyor> <Filipinliğçe> <gülüyor> mesela. <gülüyor> Hadi keçi boku ye oha. Yani. Ona... <laughs> Neden olmasın? <laughs> Güzel. Singapur'da sakız çiğnemek, yerlere tükürmek, sifonu çekmemek gibi davranışların her birinin cezası 100 doları geçiyormuş. Bunların hepsi benim de gerçekten uygulamak istediğim şeyler. yasaklar olurdu. Sakız çiğnemeyi bilmiyor çoğu insan çünkü. Hı hı. Anladım. Ve sakız çiğnemeyi de bizden öğreneceksiniz sonuçta. Herhalde ki. Pardon da... İran'da erkeklerin at kuyruğu şeklinde saç toplaması yasak. Normal, karısır marisir falan. Şey İran'da mı olmuştu çok yakışıklı diye sınır dışı edilen bir. O haber gerçekten bilmiyorum, vardı. çok hatırlıyor şey yok sanatçı mi? değildi, öyle bir belki diyeyim Göz önünde biriydi, yani tanınan biriydi ha. evet. Instagram fenomeni, bilmiyorum ne olduğunu falan olabilir böyle ülkelerde her şey çok keyfi olduğu için. Sen çok seksisin içeri giremezsin. E şey gibi düşün yani ayna ayna söyle bana benden güzeli var mı bu dünyada? Bu var. O zaman ha. gideyim de ben onu bir zehirleyeyim. Oo. Yani. İyiymiş mi ya bu? Ama İran bana ma mantıklı geldi. Make sense geldi. Evet. Sonra ee, Alaska'da uçaklardan geyik fotoğrafı çekmek yasakmış. İşte yine kesin biri çekti ve başına bir şey geldi. Uyuyan bir ayıyı fotoğraf çekmek amacıyla uyandırmak yasakmış. <laughs> Ay çok iyiymiş bu. Aa, gerçekten çok iyi. birader i̇şte, brother. Kalk da bir fotoğraf çekinek ya. Yani. Nasıl yani? Böyle <laughs> Aa, vallahi şeyim mi almadı ya? Kafam durdu. almadı. Bir geyiği hmm. hareket halindeki bir tabi bir uçaktan aşağı antman yasakmış. Alaskalılar çok sıkılıyor. Belli ki çok Donmuşlar galiba. <laughs> yani bilmiyorum. Bu ne? E, Fari Banks nasıl okunuyor bilmiyorum Öyle ama o, ben Fari Banks gitti. diye okuyacağım. Kusura bakmayın. E, bir de bir geyiğe hmm. alkolü içki veriyorsanız Kodesi boyluyorsunuz. Güzel. Şık hareket. Bu Nadine bana abi. Sarhoş Atlar Zamanı filmini hmm. hatırlattı. Ne güzel filmdi o da ya. Çok. Gerçekten öyle. Peki sen sanıyor musun ki hmm. bütün bu yasaklar sağda solda? Memleketinden sana birkaç tane haber okumak istiyorum hızlıca. 1936 yılında Ankara'da hamallık yapmak yasaklanmış. 1935 senesinde hı hı. İstanbul sokaklarında kartopu oynanması yasaklanmış. İlginç. 1943 senesinde eskicilerin satış yapması yasaklanmış. Bunu çok beğendim. Hı. 1958 senesinde İstanbul sokaklarında hula hop çevirmek yasakmış. <laughs> yani peki bu yasa yol açan şey ne? Acaba bir hula hop çılgınlığı mı yaşandı ve bunlar trafiği mi tıkadılar mesela? <laughs> Ay, o nasıl bir şey oldu da yani arkadaşlar kimin ayağına bastınız hula hop çevirirken? Ay o günlere gidip bir araştırmak lazım. Gerçekten öyle. bir de mesela şeyler var. Ee, muhtarlıklar, işte Hı. ne bileyim belediyeler. Yerel yönetimler. Yerel yönetimler ya da belki de işte mekan sahipleri. Nasıl diyeyim sana? Yani piknik yapılacak alanlar falan. Kimlere aitse bu bilmiyorum. Ee, şu şey çok güzel. Tam yerini yazmamışlar ne yazık ki. Karlı sana göstereyim tamam. bunu. Tamam. Ee, Sıcak, sıcak piknik. piknik yapmak yasak. Çok iyi. Evet abi. Karlar eriyor kardeşim iyi, evet. yani. Ee, şu bayağı bu. Hoşuma gitti. Bunu olduğu gibi okumak istiyorum. Ee, dikkat. Çardak çevresinde öpüşmek. Hı. Kokuşmak. <gülüyor> oyneşmek. <gülüyor> gıdıkleşmek. Cilveleşmek yasaktır. Her şey, her, bütün işleştikler e harfi ve i harfi. <laughs> gıdıkleşmek. Evet. Şey koymuş mesela tabelası var. Hı. Tuvalete arabayla girmek yasaktır. <laughs> ya biri bunu yapmış demek ki işte. <laughs> çok iyiymiş. Evet bu mesela şey ne demek? Ajansların toplanması yasaktır yazmış kapının önüne. Aa, herhalde çok fazla gündem olan bir durum vardı orada. Bunu daha önce konuşmuştuk bak. Ee, bu düğün salonu kesinlikle içeride sahte dolar atmayı yasaklamış. yasaklamış. Güzel. Zaten sahte dolar abi, manyak mısınız? Bu hayvanat bahçesinde de lemalara tükürmen yasakmış. <gülüyor> 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 Var demek ki bunu yapan. Hayvan sana tükürüyor yani. diyor, sen ha. niye tükürüyorsun? Yasaklamak istediğin şeyler varsa onlarla kapatalım. Yasaklar. Güzel. Happy Pride. Bye. bakmadan duramıyorum Bit